yardım, ne yapıyorsun? İn aşağı. Bekleyin, ineceğim şimdi. Geri yapma. Geri dur, geri dur. Geri dur. Sen de yan olma, sakin ol, yapma. İtfaiyeyi falan çağırın, kendin atacaksın. Oğlum attım her şeyi Sasan gibi. Yiğit kafa bulmuştur seninle. Ne kafa bulması Mete? Aradım. Kardeşim geliyor musun? Sana da taze simit alalım dedim. En aşağıya uğrayıp onu alacağım elden dedi. Ne anlarsın sen bundan? Ya oğlum kibar adam. Yolun üstü. Kadın da meslektaşı. Yorulmasın diye servis yapıyor. Onu anlar. Ne iş diye sordum. İnce iş dedi kardeşim. Bundan ne anlarsın? Söylüyorum almıyor ki kafa. Oğlum dalga geçmiş Yiğit sende. Hem varsayalım çıkmaya başlamışlar. Herkesin cebine bilgi mesajı mı göndereceklerdi? Orası beni enterese etmez. Lan Mete etmez ya. Ama devletin koskoca kahraman polisini de makarayı almasınlar yani. Ne oluyor abi burada ya? Nereye bakıyor bu insanlar? İntihar vakası. Merkeze haber verin. Ambulansla itfaiyeyi de arayın. Üçgen peynir de koyun 10 tane. Ne yapacaksın 10 taneyi? Serkan her seferinde unutmuş numarası yapar. Yine benden notlanacak. Serkan film adam ya. Ne oldu? Serkan sabah beraber gidelim diye aradı. Ben de seni alacağımı söyledim. Evden birlikte geleceğiz dedim. Hemen atladı bir şey mi oldu diye. Ben de böyle bir şeyler saklar gibi geveledim biraz. Of, artık karnı şişmiştir onun. Kızım benim. Ne sandıysa artık. Ayşe, şurada mis gibi havada yesek ya simitleri. Geç mi kalırsın? Yo, daha var. Ne güzel olur. Yalnız Serkan merak etmesin. Etmez etmez. Al. Hadi gel bakalım. Çok merak ediyorum. Bu yaşta bir kızın ne karın ağrısı olabilir ki? Bu kadar milleti toplamış başına sabah sabah. Neyse ben yukarı çıkıp konuşmayı deneyim kızla. Kızı sağ salim indirmeliyiz oradan. Aman dikkat et. Ben de etrafı sakinleştireyim. Sakin ol kızım. Sakın hareket etme. Tamam bir sorunun varsa biz yardım edeceğiz sana. Bana kimse yardım edemez. Gidin başımdan. Defolun. Kimseyi istemiyorum. Yalnız kalmak istiyorum ben. Hayat yaşamaya değer. Annem baban çok üzülür sonra. Daha çok gençsin kızım. Gidin başımdan. Defolun. Kimseyi istemiyorum. Yalnız kalmak istiyorum ben. Yalnız kalmak için yanlış bir yer seçmişsin. Yaklaşma. Sen misin Serkan? Memnun oldum. Sizin adınız? Yapma dur. Serkan yaklaşma. 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 İlginç bir isim. Ne diyorsun sen bir manyak? Yani kötü bir espri yaptın diye ben mi manyak oldum? Yani bu güzellikte, bu yaşta, bu güzel havada. Apartmanın çatısına çıkmışsın intihar edeceğim diye. Sen akıllısın öyle mi? Hayır. Ben aptalın, kas kafanın tekiyim. Yaklaşma. Yok canım. Öyle olur mu hiç? O kadar da değil. Hepimiz bazen tersten kalkıyoruz sabahları. Ben de takıldım mesela Yiğit'le Ayşe'ye. Benden habersiz bir şey çeviriyorlar ama anlamadım. Mete de yok bir şey diyor. İyi de Yiğit bir kere bile beni almaya gelmedi sabah evden. Ayşe'yi niye alıyor ki? Hoşuma gidiyor sabah arabada birilerinin olması. Tabii seni rahatsız ediyorsa almam bir daha. Olur mu hiç? Benim de çok hoşuma gidiyor. Şaşırıyorum ama. Güzel bir şey değil mi insanları şaşırtmak? Güzel tabii de. Başlarda seni hep böyle yalnız, içe kapanık, romantik bir adam gibi düşünmüştüm. Yalnız kalmayı tercih eden bir halim vardı. Yalnız kalmak insanın kaldıramayacağı kadar ağır bir yük. Yalnızlığı gerçekten yaşamayanlar da bunu anlayamaz. Yani yalnızlık senin tercihin değildi. Asla değildi Ayşe. Bütün bu zamanları hiç yaşamamış olmak isterdim. Anlatmak ister misin?
Neyi? Belli ki ağır bir şey yaşamışsın. Konuşmak iyi gelir bana böyle zamanlarda. Bana gelmez. Ben sana çocukluğumda beni sarsan olayı anlatmıştım. Filinin kayboluşunu. Yıllardır içimde taşıdığım bir yükmüş bu. Sana anlatınca hafifledim sanki. Onun gibi diyorum. Anlat istersen. Samimiyet oyunu mu oynuyoruz Ayşe? Sen bana onu anlattın diye ben de sana mı anlatacağım her şeyi? Bana ne senin her şeyinden Yiğit? Arkadaşça bir şey sordun. Allah Allah, anlatmazsan anlatma. Ne anlatıyorum ki ben sana burada? Gel bir yerde düzgün düzgün kolamızı kahvemizi içelim. Oturup konuşalım. Baş başa. Git başımdan, git. Ya sen değil miydin yalnız kalmak istiyorum diye? O yüzden söyledim. Ben hiçbir şey istemiyorum. Ölmek istiyorum. Kimse beni sevmiyor. Ne ailem, ne arkadaşlarım. Kimse beni sevmiyor. İstemiyorlar beni. Ben de sizi istemiyorum. Damla, bak. Aşağıda şu elinde megafon olan adamı görüyor musun? O benim mesai arkadaşım. Ben ona seni sağ salim aşağı indireceğime söz verdim. İndiremezsem kariyerim tehlikede. Bana ne? Öyle deme. Gel güzel güzel inelim şuradan. E sizin dediğiniz mi olacak? Güzel güzel atlasak şuradan ne olur? Olur, ha? Bana uyar. Serkan, hayır! Hayır! Serkan, ne yapıyorsun abiciğim sen? Oğlum, kızı sağ salim indireceğiz demedik mi? İyi misin? Bak, güzel güzel indik değil mi? Geçmiş olsun. Günaydın. Hata bende amirim. Serkan'ın ne suçu var? Kızı sağ salim indirelim derken her şeyi açık açık söylemek lazımmış. Serkan, kızı sağ salim indir. Ama merdivenlerden yürüyerek. Kaç kat merdiven kardeşim? Asansör de bozuktu zaten. Değil misin? Sağ ol. Ben alayım. Siz de bozuksunuz galiba bu sabah. Yiğit nerede? Birlikte değil miydiniz siz? Beni buraya bırakıp gitti. İzin almış. Öğleden önce de işleri varmış. Ne işi varmış? Ne bileyim Serkan, bakıcısı mıyım ben Yiğit? Odama gelin de şu cinayet dosyasına bakalım. Neye kızdı ki Ayşe bu kadar? Ben de sana soracaktım. Sen anlarsın ya kadınların dilinden. Vallahi Ayşe standart dışı abicim. Onu ben de çözemedim daha. Biri sizi gözetliyor durumları. Öyle mi amirim?
Kimse burnunu bile karıştırmasın. Benden söylemesi. Her şey meydanda. Sefa Tanlı. Bir hafta önce hapisten çıktı. Dün gece de karısı ölü bulundu. Birinci dereceden cinayet zanlısı olarak aranıyor. Sabaha karşı Haliç Köprüsü'nde devriyelerin dur ihtarına ateşle karşılık vermiş. Maalesef izini kaybettirmiş. Serkan, sen Mete ile mahallesine git adamım. Oradan başlıyoruz. Amirim, siz de bizi yapışık kardeş ilan ettiniz kaç gündür ya. Mete'den başka adam yok mu? İstersen Yiğit'i vereyim. Yok amirim, onu kastetmedim. Oğlum kastetme o zaman. Direkt söyle. Şey... Amirim, isterseniz ben istihbarat takibe geçeyim. O da Figen'le çıksın. Ne alaka? Nereden çıkardınız şimdi bunu ya? Ayşe, rahatsız mısın sen? Hayır. Sadece başım ağrıyor. İyi o halde. Sen de zanlının kız kardeşine bir uğra. Tamam. Aysel Gürbüz burada mı oturuyor? Benim, buyurun. Kardeşinizle ilgili birkaç sorum olacaktı size. İsterseniz içeri buyurun memur hanım. Böyle ayaküstü. Buyurun. Başka bir şey bilmiyorum abi. Mete. Hı. Sefa Tanlı sizlere ömür. Nasıl yani? Adam ölmüş mü? Öyle her şeyi sazan gibi atlama. Serkan, geyik yapmıyoruz burada. Soruşturma yapıyoruz. Kardeşim, işte ben de onu diyorum. Soruşturma, araştırma. Beni bunlara karıştırma. Kusura bakma birader. Her sabah öyle atlamalı zıplamalı aksiyon sahneleri olmuyor işte. Hem bakalım bu operasyon nasıl bitecek? Nasıl bitecek? Adama enseleyeceğim, içeri tıkacağız. Kaçar mı bizden? Biz böyle gevezelikle oyalanırsak kaçar. Anlatsana ne oldu? Ya bir şey gören de yok, duyan da yok. Adam hapisten çıktıktan sonra buralara uğramamış hiç. Ayşe'yi bulalım. Belki o bir şey yakalamıştır. Ayşe mi? Arnold biberi gibiydi. Görmedin mi sabah? Ona bir şey sorulur mu şimdi ya? Sorulur. Sinirliyken yaklaşacaksın kadın milletine. Belgesel izliyorum oğlum ben. Bütün canlılar aleminde böyle. Bana sorarsan biraz da dizi izle. Sinirli zamanlarında sen de çekileceksin köşeye, o sana gelecek. Politik davran, ağır ol biraz. Söyleyene bak. Sen çok bildiğin için mi kaçırdın Deniz elinden? Hadi benim hatırım için. Bak küserim yoksa. Aferin benim oğluma. Hadi bu da anneannenin hatırı için. Ama anne doydum. Peki bu son olsun. Hadi babanın hatırı için ya o zaman. Aferin canım oğlum. Yaşasın, bitirdim. Ben de babam gibi güçlü olacağım. Hastanede beraberdiniz kaç gün. Elim yüreğimdeydi valla. Adam umutlanacak, bir hallere girecek diye. Aman aman. Baba baba baba. Onun yanında konuşmasak anne. Kızım yine sen üzüleceksin. Adam alışmış. Aldatmadan duramaz ki. Anne, babam seni kandırdı mı? Öyle kandırmak değil oğlum. Aldattı. O da ne demek anneanne? Anne. Gel içeri gidelim seninle, üstümü değiştirelim. Aldatmak yalan söylemek demek oğlum. Benim babam yalan söyledi mi? İçimden bir his yalan söylediğinizi fısıldıyor. Yemin ederim yerini bilmiyorum kardeşimin. Kardeşinin katil olduğuna tabii ki inanmayacaksın. Tamam, Sefa çok aklı başında biri olmadı hiçbir zaman. Ama karısını çok severdi. O kadar zaman hapiste kaldı, hasret çektiler. Ne olursa olsun öldürmez karısını. Neden kaçıyor öyleyse? Korkmuştur. Sefa'nın karısıyla gelin görümce gibi değildik biz. En yakın arkadaşım da o benim.
Hem birlikte saydık Sefa'nın çıkacağı günü. Şimdi... İyi günler. İyi günler. Yanlış bir hareket yapma. Sakın, sakın, sakın. Ver o silahı bana, ver. Ne istiyorsun? Kimsin sen? Silahını ver, silahını ver. Ver. Polis misin? Tam isabet. Çamura bastın oğlum. İndir silahı bence. Kes sesini, kes! Bana yardım etmen lazım, tamam mı? Bana yardım edeceksin sen! Karımı ben öldürmedim! Sefa. Sakin ol. Ne yapmaya çalıştığını bir anlayabilsem yardımcı olacağım ama... Karımı ben öldürmedim diyorum. Ama benim peşimdesiniz. Hapse bir daha girmem ben, anlıyor musun? Hapse bir daha giremem. Tamam da nereye gidiyoruz böyle? Karımı öldüren adamı bulmaya. Babam gelmeyecek mi artık anne? Olur mu öyle şey? Gelecek tabii. Hala hanım öyle demiyor ama. Suçluları kovalıyor ya baban. Hani zamanı olmazsa diye öyle demiştir. Gideceğiz o zaman babama. Babam neden artık bizimle oturmuyor? Akıllı çocuklar çok fazla soru sormazlar. Ben akılsız mıyım anne? Benim akıllı, yakışıklı, uslu oğlum bana küser miymiş? Okula geç kalacaksın diye öyle söyledim ben. Yoksa sor tabii. Babam artık sevmiyor musun anne? Servis de geldi. Hadi bekletmeyelim. Mete, bu kadınlar konusunda atıp tutuyorsun ama senin kafan daha kel. Evli değiliz diye kör de değiliz hani. Bir hata yaptık, kapı önüne konulduk. Ağzımda kuş tutsam nafile. Adım çıkmış dokuza. Vallahi git kapısının önünde yat. Ağla, sızla, affettir kendini oğlum. Bu zamanda deniz gibi birini nerede bulacaksın? Serkan, sen Deniz'in ne kadar gururlu olduğunu bilmiyorsun. Beni hiç affetmeyecek. Kadın milletini bana soracaksın aslında. Hepsi bir şans daha verir mutlaka. Sen dinle beni. Bunu mu belgesellerde öğrendim? O senin dediğin şeyler vahşi doğada oluyor Serkan. İşte tamam. Ben de o hayatı istiyorum abi. Serengeti Vadisi'nin uçsuz bucaksız bozkırlarında. Doğal, vahşi, hormonsuz. Avatar olmak istiyorum ben. Alo. Dünyada Serkan'a. Buradayım, burada. Benim en azından telefonum açık oğlum. Dünyayla bağlantım var. Yiğit'in telefonu da kapalı. Nerede bu adam? Oğlum iyi de söylemedik laf bırakmıyorsun ama... O yok, kendi için rahat etmiyor niyesi. Bazı insanlar böyle işte. Ne seninle ne de sensiz durumu. Aynı denizde sen gibi. Ya. İşe gitmeyecek misin? Küçücük bir lafı büyütüp küskünlük çıkarma şimdi. Öğlen gideceğim anne. Gece döneceğim. Sen baştan beri Mete'yi sevmedin zaten. Senden onu sevmeni isteyen de yok. Ama oğlunun gözünde babasını küçük düşürmene tahammülüm kalmadı. Şimdi de ben mi kötü oldum? Aldatıldığında, boşandığında, günlerce ağladığında başında ben vardım. O hafları ben yemedim, kocan yedi. Yediyse yedi. İkide bir hatırlatıp durma. Boşandım işte. Daha ne yapayım? Öldürmen mi gerekiyor adamı? Sen zaten bir ışığa bakıyorsun. Anında dönersin adama. Gururlu ol biraz. Konuyu başka yöne çekme anne. Mete onun kahramanı. Ona bunu yapmaya hakkın yok. Kahramandır. Çocuk bilsin babasının ne mal olduğunu. Konuşturma beni şimdi. Burası benim evim anne. Ve benim kurallarım geçerli. Annem de olsan burada bunlara uyacaksın. Yoksa çek git diyorsun öyle mi?
Anne, anne, büyütme lütfen. Anne, büyütme lütfen. Öyle demek istemedim. Tamam kızım. Tamam. Ben anlayacağımı anladım. Anne, anne özür dilerim. Anne lütfen. Anne özür dilerim lütfen. Tamam, panik yok. Önce ben ineceğim. Sana kapıyı ben açacağım. Telaş yok, normal davran. Yavaşça. Bana bak. En ufak bir harekette seni de yakarım kendimi de. Duydun mu beni? Hadi yürü şimdi. Komiserim hoş geldin. Arkadaş benimle. Tamam. Hala bir ipucu bulamadım. Hayır. Serkan nereye kayboldu? Yiğide bakacaktı. Ayşe, var mı bir ipucu? Silahı var, sakin olun. Amirleri sen misin? Kayışı mı sıyırdın oğlum sen? Emniyet binasından sağa çıkacağını mı sandın? İster sağa ister öyle çıkarım. Ama mezara da girsem hapse tekrar sokamayacaksın beni, anlıyor musunuz? Tamam çocuklar, sakin olun. Burada konuşmayın, şuraya girin. Hadi girin, girin. Masanın arkasına geçin. Masanın arkasına. Pencereyi kapat. Pencereyi kapat. Sefa suçsuz olduğunu söylüyor amirim. Elinde silahla emniyete dalan, bir de polisi rehin alan mı suçsuzmuş? Beni bunun için suçlayın ama karımı öldürmedim ben. Katil olsam sizden kaçardım. Salak mıyım, kucağınıza geleceğim. Sana inanıyoruz arkadaşım. Ama bu şekilde olmaz. Şimdi bırak arkadaşımı, çözelim derdini. Olmaz. Bu mesele hallolmadan, siz o katili bulmadan bırakmayacağım. Yine bana yıkacaksınız bütün suçu. O zaman onu bırak, ben kalacağım seninle. Olmaz. Olmaz dedim. Bana bir oyun oynamayacağını nereden bileceğim? İstesem çoktan vururdum seni. Dur. Mete, sen de silahı bırak. Kameralar açık. Bu monitörlerden izleyebilirsin ne olup bittiğini. Tamam, yaklaş. Yavaşça. Arkadaşlar, sizler de iş başına. Haber bekliyorum sizden. Bulun gerçek katili. Katili buraya getireceksiniz, tamam mı? Yoksa abiniz ölür. Tamam. Sen de göreceksin. Şimdi söyle bakayım. Kimden şüpheleniyorsun? Ben hapisteyken karım Zeki Tezel diye bir herifin yanında çalışıyormuş. Şerefsiz defalarca ayartmaya çalışmış karımı. Yaptıysa o yapmıştır. Gidin bulun onu. O adamın yaptığını düşünüyordun da burada ne işin var? Anlamıyorsun, ben bir daha hapse giremem. Yoksa çoktan gebertirdim o herifi. Efendim. Yok, sakin ol. Sohbet ediyoruz. Yiğit'le Serkan geliyor amirim. Sen çık karşıla şunları, sokma içeri. Yoksa şenlik kopar burada. İçeriği ben hallederim. Amirim. Ayşe, bu işi bana bırakın. Olay büyümesin daha fazla. Dediğimi yapalım. Bana bak, sefa mısın nesin? Bak şurada bir misafirimiz sayıyorum seni. Bak sakın bir yanlış hareket daha yapma. Seni doğduğunu pişman ederim. Ne yapacağız şimdi? Bekleyecek miyiz böyle?
Amiri duydun Figen. Bir bildiği vardır. Siz sakin olun. Meşgule vermesen şaşardım zaten. Ne haber Yiğit? Nerelerdeydin sabahtan beri? İşlerim vardı. Yavuz amir yerinde mi? Yok. İyi de yokken kapısı kapalı olmaz ki onun. Yani var tabii de odasında meşgul. Hem sana da kızmış. Yiğit'e bakmaya giderken izin almamışsın. Akşama kadar gözüme görünmesin dedi. Olur mu ya, ben konuşurum. Ya sen ne dik kafalı adamsın ya. Bak Mete anlatıyor işte. Yavuz amir meşgul. Odasına girilmesini de istemiyor. Serkan seni de akşama kadar görmek istemiyor. Kızgın mısın sen bana? Niye kızacağım canım? Herkesin özel hayatı sırları vardır tabii. Öyle herkese niye paylaşsın değil mi? Sen benim için herkes değilsin Ayşe. Ama şimdi böyle pat diye paylaşabileceğim şeyler değil benim yaşadıklarım. Tamam. İstediğin insanla istediğin şeyi paylaş. Anladım ben seni. Teşekkür ederim, beni buraya kadar getirdiniz. Önemli değil. Kırmayın beni. Bir çay ikram edeyim hiç değilse. Korkmayın, yemem. Lütfen. Hem yaptığım heykelleri de gösteririm. Gitmem gerek. Geç kaldım otele. Ne acelem var? Çok gerginsin. Biraz bir şeyler içelim, rahatlarsın. Ateşin var mı? Yaksana şunları. O zaman niye geldin buraya kadar? Ben iyilik yapmak istedim sana. Biliyor musun, hepiniz aynısınız. Bütün erkekler aynı. Evde karına ona ne kadar sadık olduğunu söylüyorsun değil mi? Manyak mısın be? Çek git işine. Adilsin, itiraf et. Ben adi bir herifim de şimdi. Aa, yeter be. Allah'ım, öldü galiba. Ne oluyor ya? Baksana önüne. Nihal? Nihal iyi misin? Ne oldu? Nerede o şerefsiz? Yine peşindeydin değil mi? Sana ne be? Sana mı soracağım ne yapacağımı? Sen benim kocam mısın ha? Neyimsin? İki kere yattık diye tapulmalı mı olduk? Ne? Nereden tanıyorsun o adamı? Otostop yaptım, öyle bindim arabasına. Adı ne? Nihat bir şey. Tanyol galiba. Üf uygar ya. Defol git hayatımdan uygar. Defol dedim. Beni terk ediyorsun ha? Sen beni. Bana bak küçük.
Sen kim oluyorsun da beni kovuyorsun ha? Senden nefret ediyorum. Çek git hayatımdan. İnşallah bulursunuz o Sefa Tanlı denen herife. Beyefendi, adam elimizde zaten. O da sizden şüpheleniyor. Ne? Benden mi? Kusura bakmayın. Suç kapsamına girmeyecekse bir şey söyleyeceğim. Buyur. Silahım olsa, bir kişiyi öldürme hakkım olsa, o Sefa denen hayvanı vururum. Gül gibi karısını niye vurayım ya? Karısına sarkıyormuşsun. Ne? Ne ilgisi var? Yardım ettik biz. Adam psikopat kardeşim. Kıskancın önde gidenim. Ne yaparsın ki kadınlar böyle marazi tiplerden hoşlanıyor. Anlamıyorum bunu da bir türlü. Konuya dön. Bırak yorumu. Bakın. Yıllardır yanımda çalışıyor kadın. Saçını süpürge etti ona. O şerefsiz bir gün desen çalışmaz. Karısı getirir bu kumarda yer. Acıdım kadına. Attım işte. O nasıl iş ya? He? Acıdığın için mi attın? Anlatayım. 2-3 hafta önce kadın ezile büzüle yanıma geldi. 30.000 lira para istedi benden. Anladım tabii kocasının kumar borcu olduğunu. Kadın kumar borcu mu dedi sana? Niçin dedim söylemedim. Ama ben anladım. Adam içeride yatıyor. Kadın onun borcunu temizliyor. İşten attım ki kadına güvenmesin, kendi çalışsın. Alın teriyle kazanan kumar oynar mı hiç? Olmuş. Amirim, arkadaşı ölü bulmuş kızı burada. Sorguladınız mı? Bir şey çıkmadı, masum olabilir. Ama birini kaçarken görmüş. Sevgili mi bunlar? Karışık, ben de tam anlamadım. Bitti mi işiniz? Bitti, aldıklarımız şurada. Gençten doku örnekleri aldınız değil mi? Aldık. Şişt. Sen gel bakayım buraya. Aç bakayım ellerini. Ne oldu eline senin? Bilmiyorum. Şokla vurdum herhalde. Dua et ki bu kan seninki çıksın. Başın sağ olsun birader. Kız arkadaşın mıydı? Yok. Öyle takılıyorduk. Anlarsınız işte. Yok. Ben anlamam öyle takılma falan. Kafam takılır benim. Sen mi öldürdün bu kızı? Hayır asla. Ben seviyordum Nihal. Oğlum sen de bir karar ver. Hem öylesine takılıyoruz diyorsun, hem seviyorum diyorsun. Bak çelişkili ifadeler yakar seni, haberin olsun. Birini görmüşsün. İyi giyimli biri ben girerken çıkıyordu atölyeden. Önce anlamadım. Nihal'i öyle görünce koştum peşinden. Arabasının marşı basmadı bir süre. Dedim yakaladım seni şerefsiz. Kapıları kilitlemiş tabii. Tam camını kıracaktım, bastı gitti soysuz. Buyurun. Senin mi bu? Yok abi. Ne işimiz olur bizim 5 yıldız otelde? Adamımız bu otelde galiba. Bir bakalım. Abi bir dakika. Nihal son anda bir isim söyledi. Söyle bakayım. Nihat. Nihat Tanyol. Ender Bey, toplantınız başladı. Haber verin dedim. Alo, karıcığım. Seni ne kadar çok sevdiğimi söylemek için aramıştım. Hayır canım, gelmen için demedim. Yarın oradayım zaten. Öpüyorum canım.
Buyurun. Şimdi anlaşıldı. Karısından uzakta bir sürü adam. Kaçak etkisi mi söz konusu? Bunlardan birisi Nihat'tan yol değilse ben deneyim ben. Merhaba, polis. Biz Nihat'tan yolu arıyoruz. Buyurun. Benim ahmaklığım yüzünden oluyor bütün bunlar. Zamanında kilitleseydim şu kapıyı, bunlar başımıza gelmeyecekti şimdi. Ya sıkma canını. Yavuz amirime bir şey olmaz. Olursa sen asıl o zaman gör beni. Buldunuz mu katili? Arkadaşım. Görüyorsun ki çabalıyoruz. İndir şu silahı da rahat rahat konuşalım. Oyun oynuyormuş gibi bir halim mi var benim? Söyleyin ne söyleyeceksiniz? Asıl senin konuşman lazım. Bize her şeyi anlatmıyorsun. Anlattım ya işte. Bize bulmaca çözdürme. Açık ol ki bulalım şu katili. Şimdi söyle. Karın Zeki'den 30.000 lira borç istemiş. Ne parası bu? Kumar mı? Hayır, bu defa kumar borcu değil. Yemin ederim, yemin ederim size bu sefer kumar borcu değil. Ne peki? Söyle de buluşsunlar bir an önce. Karım hapishane ziyarete geldi. Acilen para bulmam lazım dedi. Ne için dedim söylemedi. Zorlayınca da ablan hasta, ona lazım dedi. Ben de bir arkadaşıma yolladım. Duydum ki sonra meseleyi arkadaş halletmiş. Karım bu para yüzünden öldürüldü. Bu kesin. Şüpheli arkadaşın mı? Hayır, hayır, o bana madik atmaz. Geriye bir seçenek kalıyor. Ablanın hasta olmadığını öğrendin, zorladın karını. Konuşmayınca da öldürdün. Yahu ben karımı öldürmedim! Karımı ben öldürmedim ya! Karımı ben öldürmedim! Tamam birader, dur. Ne yapıyorsun? Yaparım, kendimi öldürürüm! Ya kardeşim, sen bana indir şu silahı. Siz de suçlamayın adamı, işinize bakın. Tamam. Sefa, ver şu arkadaşının adını da bir soralım ona. Zeki'ydi diyorum size. Niçin vakit kaybediyorsunuz? Ya aslanım. Karının öldürüldüğü gün adam Türkiye'de bile değilmiş. O değil diyoruz sana. Hadi vereceksen ver şu adresi. Nihat'tan yok. Polis. Evet benim. Bizimle geliyorsunuz. Niye, ne oldu ki? Buyurun. Vallahi da billahi de Nihal diye birini tanımıyorum ya. Heyecandan kızın adını sormamışsın demek ki. Halbuki isimleriniz neredeyse kardeş. Nihal, Nihat. Duysan unutmazdım. Neden bahsettiğinizi bir anlayabilsem. Anla o zaman, anla. Bu kız ölü bulundu. Ölürken de senin adını söylemiş. Yani bu ülkede başka Nihat Tanyol olamaz mı memur bey? Al. Bak buyur. Bunu düşürmüşsün orada. Üzgünüm, otelde adaşını bulamadık. Memur bey, sabah geldim Manisa'dan. Direkt otele indim. Giriş saatim belli. Hiç çıkmadım buradan. En az 50 şahit bulabilirim size memur bey. Bizim de bir şahidimiz var. Kızı öldürdükten sonra kaçtığını görmüş senin. Yok yok yok. Bu böyle olmayacak. Ben avukatımı istiyorum memur bey. Ölen kızın erkek arkadaşını otele getirin. Bekliyoruz hadi. Bir yüzleştirelim bakalım. Servet Fidan hanginiz? Benim, buyurun. Arkadaşın Sefa Tanlı'yı arıyoruz. Seni sakladığını söylediler. Ya ne arkadaşı, ne saklaması abla?
Eskiden bir merhabamız vardı, hepsi o. Yalan söylemişler size. Merhaba diyene 30 bin lirayı çıkarıp verecek kadar çok mu kazanıyorsun sen burada? Ne diyorsun abim sen ya? Biz de ekmeğimizin peşindeyiz. İki köfte fazladan satalım, bayram edeceğiz. Şimdi müsaade edin de işlerime bakayım abi. Bana bak. Yıkarım lan dükkanı başına. Adam gibi konuş. Sefa'nın karısına sen mi verdin lan o parayı? İşinize bakın lan siz de hadi. Abi bende ne gezer o kadar para, gözünü seveyim. Kadın senden borç istedi mi istemedi mi? Dur ablam ablam ya, bir de sen yapma şimdi. Tamam anlatacağım abi, anlatacağım. Karısı geldi. Sefa'nın selamını söyledi. Ben de yardımcı oldum. Bir arkadaşım var. Onunla tanıştırdım. Hepsi bu. Ondan aldı parayı. Niçin lazımmış bu para? Onu söylemedi. Ben aracı oldum sadece. Niye zamanından önce geri istedi parayı ahbabım? İşte onu bilmiyorum ablam. Onu da ona soracaksınız. O dediğin kim kardeşim? Benden duymadınız ama. Adı Ertuğrul. Dikkatli bak şu kırmızı kravatla. Adının Nihat olduğuna emin misiniz? O mu değil mi, sen onu söyle. O değil abi. Benim gördüğüm daha uzun boylu, biraz daha yaşlıydı. Ama daha yakışıklı. Emin misin birader? Eminim abi, o değil. Nihat Bey, kusura bakmayın. Siz de rahatsız ettik. Etrafı iyice bak. Gördüğün adam buralarda olabilir. Yok abi. Lavabo ne tarafta acaba? Sola dönünce karşınıza gelecek efendim. Teşekkür ederim. Ya sevgilisini kaybetmiş bir adam için fazla normal görünmüyor mu sence de? Takılıyorlar kardeşim, ne sevgilisi? Ne demek bu takılmaya Allah aşkına? Yap boz mu bu ya? Hem yapma hem de bozma. Ne bileyim ben kardeşim. Benim takıldığım biri yok, sana sormalı. Ben sana takılıyorum Serkan. Hele de böyle farklı hareketler yapınca. Bugün de yüksek gerilim hattı var ha teşkilatta. Mete geldi sabah sanki denizde boğulmuş. Ayşe kadının suratını görsem fasulye gibi yemyeşil. Soğuk ne var? Sen? Sen seni biliyorsun zaten. Takmışsın geri vitese. Ne yaptın belli değil. Tornistan. Merhaba Nihat Bey. Pardon. Ender Bey. Ender Serinkan. Pardon çıkaramadım. Tanışıyor muyuz? Bakıyorum pek Serinkanlısınız. Takılıyoruz abi. Ne yapalım? Ertuğrul şu şapkalı olan. Alıp geleyim mi şu adamı ben? Erkeklerin bu anlık kararlarına da hastayım ha. Ya sağınızı solunuzu hiç düşünmeyin siz. Ya sizin gibi sağlamcı değiliz biz. Bunu sonra tartışalım. Ya paldır küldür dalsan oraya kimseyi alamaz. Bana bırak. Planın ne? Sen bekle, gerisine karışma. Emredersiniz efendim. Kalp kriziymiş, acele edelim. Böyle zamansız ararsın Mete. Senden önemli değil ya. Olsun. Centilmen birine benziyorsunuz. Arabam bozuldu da hemen kapının önünde. Anlar mısınız? Ertuğrul abi sen zahmet etme, ben bakayım. Anlarım Ertuğrul'u motordan. Hadi lan zırta poz. Pardon. Bekleyin beni lan. Bir el atıp geleceğim.
Ara başı. Ne olduğunu anlamadım. Bir anda durdu. Merak etme, benim elim değerse çalışır. Kaputun nasıl açıldığını biliyor musun? Vallahi hiç açılmadı şimdiye kadar. Öğretin bana. Allah'ını seversen. Ne oluyor lan? Sakin ol. Sakin ol biraz. Tekmen de esaslıydı ha. Kusura bakma arkadaşım. Senin biraz arka kaputu haşet ettik ama... Bana bak. Otur oturduğun yerde. Polisler aşağıda. Bir lafıma bakar hapsi boylaman. Kazaydı diyorum kardeşim. Hadi lan. Ne kazası? Neden kaçtın öyleyse? Alıp hastaneye götürseydin şimdi yaşıyor olacaktı belki de. Tamam. Ne istiyorsun onu söyle. 10.000 lira. Şimdilik. Hemen bulamam o kadar. Akşama kadar halledersin. Parayı atölyeye getir. Gelmezsen hayatın söner. Neredesin bir saattir? Üzerinize afiyet, mideyi bozmuşum da biraz. Giderken küçüktü, şimdi büyük oldu. Bu oğlanda bir numara var. Salalım biz bunu. Bakalım bir açık verecek mi? Sen gidebilirsin. Yardımın için teşekkürler. Asıl ben teşekkür ederim. Odanız hazırmış efendim. İsterseniz geçebiliriz. Teşekkür ederim. Merkeze uğrasak mı? Gidelim hadi. Dur. Ya ne yapıyorsun ya? Oğlum cebim dolu lan. Helal edin hanımefendi. Helal olsun efendim. İyi günler. İyi günler. Abi bir sorun mu var? Şey, acilen paraya ihtiyacım var da bankalar da kapandı. Ne kadar lazımdı? 10.000 lira. Ne gezer o kadar para? Olsa dükkan senin biliyorsun. Sağ ol, söylemen yeter. Akşam yemeğine inmiyor musun diye gelmiştim. Yok yemeyeceğim, sağ ol. Canım ne işin var senin burada? Telefondaki sözlerin çok etkiledi beni. Ne bileyim, ilk uçağa atladım geldim işte. Seni gerçekten çok seviyorum. Beni affet. Ender, neler oluyor? Böyle ayakta mı kalacağız? Hadi. Ender. Servet yakın arkadaşım diyorum size. Yanlış adamın peşindesiniz. Oğlum, elinde silah var diye bize polislik mi öğretmeye kalkıyorsun? Benden sana abi tavsiyesi. Kardeşim bile olsa kimseye kefil olma. Bugüne kadar ne geldiyse başıma zaten şu arkadaş belasından geldi. Şu silahı indir. Yorulmadın mı? Otur karşıma da adam gibi konuşalım. Eşini kim öldürdüyse evin altını üstüne getirmiş. Ama hırsızlık olduğunu düşünmüyoruz. Ne aramış olabilir? Bilmiyorum, hiç düşünmedim. Şu 30.000 lira neyin nesi? Dürüstçe açıkla bana. Zeki haklıydı. Hapse girmeden önce kumar borcum vardı. Vermezsem adamlar beni içeride şişleteceklerdi. Karıma söylemek zorunda kaldım. Sonunda dediğim gibi bu servet aracılığıyla bulduk parayı.
Karım benim hayatımı kurtardı ama ben onunkini kurtaramadım. Karım için hiçbir şey yapamadım. Servetin parayı bulduğu adamı almış bizimkiler. Adamın adı Ertuğrul. Tanıyor musun? Uzat silahını bana. Senin katil olmadığına bütün kalbimle eminim artık. Silahını bırak, ben de bu yaptığın yanlışı unutayım. Bana oyun oynuyorsunuz yine. Yine bana oyun oynuyorsunuz. Gidecek onlar, anlıyor musun? Gidecek, yoksa ölürsün. Tamam, sakin ol. Hallederim şimdi. Yiğit, benim ne suçum var? Kimseyi almayacaksın dedi içeri. Bak, arkadaşlar da bekliyor. Kim var yanında? Tanımadığım biri. İstihbarattan olabilirmiş. Vay. Amirim derin mevzulara da el atıyor ha. Hadi Yiğit, uzayalım. Derine dalarsak vurgun yeriz, beni bozar hadi. Bizden daha derini yok oğlum bu ülkede. Ya sen bu aralar fazla dizi izliyorsun galiba. Yok, ben dizi izlemiyorum. Genelde hep belgesel izliyorum. Hmm. Hem komiyim hem de kültürlü. Amirim de beni kesin affeder. Evet Serkan, çok komiksin. Ama Yavuz amirimin kesin emri var. İkinizi de akşama kadar görmeyecekmiş. Özellikle de Serkan'ı. Sakın telefonla da rahatsız edilmek istemiyorum dedi. Yiğit. Figen söylemedi mi? Rahatsız edilmek istemiyorum. Tamam. Siz takip edin işinizi. O Serkan da gözüme görünmesin. Bak, tatsızlık olmasın istiyorum. Ama bu daha fazla böyle sürmez. Hepsini geçtim. Şu Serkan bir şey hissetsin şimdi. Ben bile durduramam onu. Dalar bu odaya, senin de bu oyunun kanlı biter oğlum. Beni bırak, rahat rahat işimi yapayım. Çözelim senin şu meseleni. Bırakmam seni. Bırakmam! Koskoca teşkilat sensiz bir şey yapamıyor mu? Hiç anlamadım ne olduğunu. Bir gariplik var bu işte. Birileri arkamızdan film çeviriyor olmasın? Ne demek istiyorsun yani? Ne bileyim abi. Mete ile Ayşe'nin halleri bir garip. Figen'le sen kısa devre yapmış gibi. Amir yüzünüze bakmıyor. Haremlik selamlık olduk. Bir dümen var ama... Yani bugün bir Nisan olsa anlayacağım da Nisan bir şakası diye. Oğlum tabii ya. Nasıl da düşünemedim. Acar polisimiz mevzuyu çözdü. Lütfederseniz biz de sevinelim. Oğlum, bugün günlerden ne? Oğlu. Ha, 18 Ocak bugün. Ulan bugün benim doğum günüm. Hı hı. Doğum günü çocuğuna sürpriz yapacaklar ha. Ulan yer mi Anadolu çocuğu be? Oğlum dur. İlişme şunlara. Bak, özenip bir şeyler yapmışlar senin için. Bozma sürprizlerini. Tabii. Benimki de harbi eşeklik yani. Koca teşkilat sırf benim için alarma geçmiş. Olaylar, organizasyonlar. Ben de bozmaya çalışıyorum. Ya bırakalım onlar işini yapsın, biz de işimizi. Şu cinayetle ilgili aklıma bir şey geldi. Bu tantana da olayı çözdün deme sakın. Ya dur dinle. Şu Uygar ne demişti? Katil arabasını güç bela çalıştırmış. Şüpheliler otelden. Sen olsan iki günlük toplantıya kendi arabanla mı gelirsin memleketten? Bingo. Otelin anlaşmalı şirketinden kiralarım. Bas gaza yiğidim. Bas gaza yiğidim, bas gaza. Açın ulan, doğum günü çocuğu geliyor. Ben de deneyeceğim. Olmaz öyle şey. Dediğimi yapacaksınız. Bugün bu katil bulunmazsa ikimiz de öleceğiz. Bir şartla. Yüzünü göstermem sana. Kimlik tespitini de görmeyeceksin. Neden? Ya adam masumsa? Nereden bileyim sonradan adamın peşine düşmeyeceğini? Tamam. Mete, sorguyu biz de izleyeceğiz. Kimliğini açık etmeyin adamın, yüzünü de gizleyin. Yemin ederim aldatmadım seni. İşin o noktaya geleceğini düşünemedim. Affet beni.
Neden polise gitmedin Ender? Şimdi daha da suçlu olacaksın. Kaza olduğuna kim inanır? Öldüğüne emin misin? Ne bileyim, sesi soluğu çıkmıyordu. Erkek arkadaşı o kadar kolay şantaj yapabildiğine göre bence ölmedi o kız. Sadece bayıldı. Neydi kızın adı? Nihal. Bir arayalım bakalım. Var mı cinayet haberi? Boşa arama, bulamazsın. Kız da oğlan da aynı şantaj çetesinden. Ne oldu? İstanbul polisi sanat atölyesinde öldürülmüş halde bulunan Nihal Soylu'nun katilinin yakalanması için özel ekipler görevlendirdi. Dur, yapma. Yalvarırım. Yanlışı yanlışla düzeltemezsin Ender. Başka yolu yok. O şantajcıyı susturmam lazım. Yapma Ender. Al bunları. Belki adam ikna olur. Lütfen. Bu adamlar doymak bilmez Meral. Hep isterler. Bu işi kökünden çözmem lazım. Kardeşim, papağan gibi anlatıp durma bana arabalarını. Kiralamayacağız. Tamam da ne diye soruyorsunuz o zaman? Bu satış görevlerinin hepsi aynı kardeşim. Ne ezberletmişsen bozuk plak gibi onu çalıp duruyorlar. Ben sana bugün arızalanan, müşterilerinden dönen araban oldu mu diyorum, sen bana hikaye anlatıyorsun. Evet, bir aracımız arızalandı bugün. Heh, kestirmeden gidelim. Tıkır tıkır, soru cevap. Soruyorum, kiralayan. Bakayım. Şirket adına kiralanmış. Kim kullanmış? Bakayım. Ender Serinkan. Oda numarası. 550. İstemiştiniz. Ender Serinkan yok mu? Ben eşiyim. Buyurun. Sanırım biliyorsunuz. Kazaymış. Ayağı kaymış kızın. Kafasını çarpınca boynu kırıldı herhalde. Kızın kafası darmadağındı hanımefendi. Defalarca vurulmuş. Kaza falan değil. Kocam bana yalan söylemez. Umarım siz haklı çıkarsınız. Bunu anlamamız için şimdi yerini söyleyeyim size. Ne olur ona bir şey yapmayın. O iyi bir insandır. Bu işte bir terslik var. Lütfen. Onu gören bir adam varmış. Para istemiş. Atölyeye gitti az önce. Kızın öldüğü yere. Yalnız bir silah bulmuş bir yerden. Ne olur kocama yardım edin. Otuz bin lirayı babanın ayrına mı verdin? Arkadaşımızın arkadaşı niye verdik? Suç mu işledik yani? Vadesi neydi borcun? Ucu açıktı. Açıktı da niye istedin bir hafta sonra geri? Ya istediğimi nereden çıkarıyorsunuz? Kadının patronu söyledi. Kadının ev adresini sana kim verdi? Ne adresi ya? Ulan keriz. Kadının kapısına dayandığını bütün komşuları söyledi. Niçin gittiğini de biliyoruz. Kim verdi lan adresi? Kim verdi adresi? Servet. Servet. Katil bu mu? Söyle bana.
Henüz bilmiyoruz. Ne demek bilmiyoruz? Nasıl polisiniz siz? Bana bak aslanım. Masum olduğunu düşündüğüm için burada eli kolu bağlı oturuyorum. Yapmayacaksın öyle mi? Yoksa bilirim ben sana yapacağımı. Onun için adam gibi otur. Benim asabımı bozma. Şimdi söyle bakayım. Niye gittin kadının evine? Şş, bana bak. Elin kolun oynamasın. Çenen çalışsın. Konuş. Ya madem bizim servetin yakınısınız, helali hoş olsun bacım. Vermeseniz de olur demeye gittim. Hepsi bu. Verse daha iyi olurdu değil mi? Ha? Ulan ırz düşmanı. Ne işin var lan senin kocası hapiste olan kadının evinde? Ayşe. Bak düzen bas. Amirimin mesaisi 10 dakika sonra bitecek. Ondan sonra seni kim alacak bu kadının elinden? He? Ya tamam. Bir eşeklik ettik. Ama kadın sağlam çıktı. Değil o paraya saraylar versen kocamdan başkasına bakmam dedi, sepetledi beni. Ben bir şey yapmadım. Kim olsa onun yerinde başka türlü davranırdı. Allah var. Öldüğünü duyunca ben de üzüldüm. Namuslu kadındı. Amirim yalvarıyorum size, verin şu adamı bana. 2 dakika yalnız kalayım şu herifle. Katil olduğunu bilmiyoruz henüz. Dur da işimizi yapalım. Namussuz olup da namuslu birini öveni de ilk kez görüyorum. Daha sonra hiç rahatsız ettin mi kadını? Olur mu ya, o nasıl söz? Alo Figen. Dinleme raporları çıkmadı mı hala? Tamam çıktı, geliyorum. Bir hafta içinde 87 kez aramış kadın. Burada da neler söylediği yazıyor. Mete, sana zahmet olacak ama anca senin boyun yetişir. Şu kameranın üstünü bir şeyle örtsene. Ulan hırs düşmanı. Ben şimdi seni gebertmez miyim ha? Ne bu? Ha? Mesele nedir arkadaşlar? Amirim, bu herif kadının peşini bırakmamış. Telefonda da neler söylemiş neler. Kadın da bunu korkutmak için bütün konuşmaları kaydettim. Kocam hapisten çıksın, ona dinleteceğim demiş. Evini aradı, anlaşıldı şimdi. Ulan soysuz, seni kim alacak benim elimden? Maktulün cesedinden çıkan doku örneklerini şüphelininkiyle hemen karşılaştır. Adli tıptan acil sonuç istiyorum. Paraları şuraya bırak. Ne yapıyorsun sen ya? Bırak onu. Diz çök. Dön arkana. Para mara yok. Ölmek istemiyorsan susacaksın. Öldüreyim mi seni şimdi ha? Öldüreyim mi? Abi gözünü seveyim yapma. Bir kaza çıkacak elinden. Sus be, sus. Abi delilik yapma. Katil olursan ömür boyu yatarsın abi. Ne olursun ya. Ha bir ha iki. Ne fark eder ki? Abi birincisi yok zaten. Bırak elin temiz kalsın. Ne diyorsun sen de? Abi. Abi kızın ölümünü kim öldürdü o zaman? Ben öldürdüm ya. Ben. Abi ne olur bırak. Polis, bırak ya. Kurtarın beni. Ölmek istemiyorum, ne olur. Konuşmaları duyduk. Senin suçun yok. İndir silahını.
Tamam ya. Ben öldürdüm, tamam ya. Tamam. Bırak ne olur. Hayır. Hayır, yaklaşma. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Ne yapıyorsunuz siz? Canımı kurtarmak için yalan söyledim. Kes sesini. Sabahtan beri bir tane doğru lafın olmadı lan. Cinayet zanlısı olarak tutuklusun. Avukat tutma hakkın var. Ama avukat yerine kuaför de isteyebilirsin. İçeride zor olur bu kadar saçla uğraşmak. İtiraf edersen daha az ceza alırsın. Susma hakkını kullanıyor beyefendi. Adli tıptan sonuç geldiğinde göreceğim ben o suratı. Ne yazıyor raporda? Sonuç bölümünü okuyorum amirim. İlk bulgular şüpheliye ait olduğunu doğrular nitelikte. Geçmiş olsun. Ver şimdi silahını bana. Hayır. O herifi bana vereceksiniz. Aslanım, oyun mu oynuyoruz? Ne söz vermiştin? Biz sözümüzü tuttuk, katili bulduk. Bu mu erkeklik? Ona bunun hesabını ödeteceğim ben. Şimdi birisi o şerefsizi buraya getirsen. Haddini aşıyorsun Sefa. Şaka yapmıyorum ben. Ara dedim. Arkadaşlar. Adam anlaşmayı bozdu. Cezasını kendi verecekmiş. Yoksa beni vuracakmış. Canımızı sokakta bulmadık değil mi? Mete, Ayşe. Şu şapkalıyı getirin içeri. Ne halleri varsa görsünler. Arkadaşlar, anladınız mı amirin mesajını? Arkadaşlar aldınız mı amirin mesajını? Ne mesajı ya? Neler oluyor? Biri anlatsın artık. Ya detayı boş ver. Yavuz amirim içeride sabahtan beri rehin tutuluyor. Ne? Nerede kaldı bunlar? Gelirler şimdi. Geliyorlar. Geliyorlar, kalk ayağa. Ayağa kalk. Polis. Ertuğrul değil o. Olmaz, yapmayın. Hapse girmem. Hapse girmem ben. Ben şikayetçi değilim. Aklın başına gelene kadar içeride tutarlar. Fazla kalmazsın, merak etme. O şerefsiz namusunu da yaptığının hesabını verecek. Hem sen değil miydin katil olmamak için size geldim diyen? Sağ olun amirim. Sayenizde hem karımın katilini buldunuz.
Hem de beni kurtardınız yeniden hapse girmekten. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hepimize geçmiş olsun. Ben de diyorum ki sabahtan beri ne oluyor ya? Niye kızdı bize Yavuz amirim diyorum. Kızdım tabii. Anladınız mı ne hata yaptığınızı? Yiğit, sen niye Serkan'ın doğum günü olduğunu söylemedin bana? Efendim Mete. Daha önce de aradım açmadın. Hep sen mi meşgul olacaksın? Benim de kendimce bir mazeretim vardır herhalde. Haklısın, önce iş tabii. Bak ben sitem ediyor muyum telefonu neden açmadın hemen diye. İkimizin de işi yoğun. Gecemiz gündüzümüz belli değil. Yok yok. Ben senin kadar yoğun değilim. Senin işin daha zor. Ne de olsa gündüz suçluların gecede kadınların peşinde koşturuyorsun. Sahi bir sırrı var mı bunun? Nasıl yetişiyorsun bütün bunlara? Tövbe yarabbim ya. Ya biz burada ne durumlarla uğraşıyoruz? Sen kalkmış neler diyorsun? Yani senin diline düşeceğimi kuyuya düşsem daha iyidir. İyi ki yaptık bir eşeklik. Ömür boyu vur kafama. Bir kere mi? İyi düşün. Etrafından hiç kadın eksik olmuyor maşallah. Evet. Etrafımda onlarca kadın var, tamam mı? Bunu mu duymak istiyorsun? Hepsi de gözümün içine bakıyor. Rahatladın mı? Hiçbir umurumda mı sanıyorsun? Ha? Sen benim için hep... Evet. Boş ver. Sen haklısın Deniz. Sen bildiğin gibi yap. Benden bir halt olmaz. Arkadaşlar. Biz yaptık ha. Hepinize teşekkür ederim. Doğum günü Serkan. Bugün her birinizle bir kez daha gurur duydum. Her iki vakayı da çok kısa bir sürede başarıyla hallettiniz. Artık burada bana ihtiyaç olmadığını düşünmeye başladım. Ben içeride odamdan hiç çıkmadım ama işler tıkır tıkır yürüdü. Olur mu? Sayenizde amirim nasıl başaracağız? Amirim, benim önceden haberim olsaydı bu kadar sürmezdi bu iş. Ben delardım içeri, o da ne olduğunu anlamadan kündeye getirirdim herif. Biz olay çözülene kadar niye bekledik peki? Her şeyi tatlıya bağlayalım dedik. Ne olacaktı sen duysaydın maazallah? İstanbul Emniyetinde silahlı çatışma. Yuh, habere bak. Ama şimdi kimsenin ruhu bile duymadı. Sen girseydin işin içine, akşam bütün haber bültenlerinde ilk haber olmuştuk şimdi. Yok, Serkan haber bültenlerinde değil. Belgesellerde oynamak istiyor. Neyse. Neyse sonuca gelelim. Gördüğünüz gibi hayatta olmamı da... ...operasyonun başarıyla sonuçlanmasını da... ...Serkan'ın olayın içinde olmamasına borçluyuz. Ona bir teşekkür edelim mi? İyi ki doğdun Serkan. Teşekkürler. Tamam, tamam. Ayşe ve Mete'yi ayrıca tebrik etmek istiyorum. Çok iyi idare ettiler krizi. Yiğit de tabii akşama kadar hem Serkan'la hem de karmaşık bir olayla uğraştı. Hepiniz dinlenmeyi fazlasıyla hak ettiniz. Hadi İstanbul sizi bekler. Kim söylemiş bittiğini? Sizi bu akşam İstanbul'un en çılgın doğum günü partisine davet ediyorum. Süper. Ya öyle bunaldım ki Serkan. Bu akşam seninle vahşi doğaya bile gelmeye razıyım. Hanımefendi? Sabaha kadar dans diyorsun. Okey. Bakalım ne marifetlerin varmış. Merak ediyorsan dans pistindeki marifetlerimi Ayşe'ye sorabilirsin.
Ben bir kere daha görmeye dayanamayacağım. O kadar söyleyeyim ki gencim. Ya mızıkçılık yapma Ayşe ya. Vallahi zorla dansa kaldırmayacağım. Gel işte. Ya Ayşe gelsene. Hem beni de yalnız bırakma vahşi doğada. Ayşe, bu 9 canlı Serkan'ın fazla canı kalmadı. Seneye doğum gününü ya görür ya görmez. Bak çok üzülürsün sonra arkasında. Aman Allah korusun. E gelirim tamam hadi. Yiğit. Hadi hep birlikte gidiyoruz. Nereye? Ya benim doğum gününü yurtta kutladık. Şimdi de dış temsilciliklerde kutlayacağız. Yürü. Ben gelmeyeyim. İyi değilim bugün pek. Siz gidin. Ben yalnız kalmak istiyorum. Hayda. Bu lafı ikinci kez duyuyorum bugün. İlki intiharın eşiğindeydi abicim. Ya merak etme iyiyim ben. Yiğit. Sen de gel. Yalnızlık bir insanın altından kalkamayacağı kadar ağır büyük. Yalnız bırakmam bu akşam seni.